James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sistemimizin dışında yer alan, çift güneşli dev bir gezegende, şiddetli bir toz fırtınası tespit etti. Buna ek olarak ilk kez bir öte gezegende, yüksek sayıda moleküle rastlandı. 2021 yılının sonunda uzaya fırlatılan, Temmuz 2022'de ise ilk görüntülerini bizlerle buluşturan James Webb Uzay Teleskobu, yeni keşifleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde yapılan bir açıklamada, teleskobun şimdi de uzaklarda bulunan bir gezegenle ilgili önemli bir keşif yaptığını ortaya koydu. NASA'ya göre bu dev öte gezegene VHS-1256b ismi veriliyor. Dünyadan 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu gezegenin ilk bir özelliğe sahip olduğunu belirtelim. VHS-1256b Star Wars'taki Tatooine gezegenine benzer bir şekilde iki güneşe sahip. James Webb Teleskobu, iki yıldızın yörüngesinde dönen gezegenin atmosferine doğrudan baktı. Bunun sonucunda da gezegende toz fırtınasının yaşandığı gözlemlendi. Bunun bizim sistemimizin dışında yer alan bir gezegende rastlanılan ilk şiddetli toz fırtınası olduğu belirtiliyor. Rapora göre VHS-1256b'de gözlemlenen toz parçacıkları, mineral grupları arasında en geniş grup olan oksijen ve silisyum içeren silikatlardan oluşuyor. Fırtınanın, dünyadaki kurak ve çöl bölgelerde gördüğümüz fırtınalardan farklı olduğu da açıklamalar arasında yer alıyor. Zaten bizim gezegenimizde silikatlardan oluşan bulutlar görülmüyor. Araştırmacı Beth Biller de gezegenin atmosferindeki silikat tanelerini, dumandaki parçacıklarına benzeterek, çok ince olduğunun altını çizdi. VHS-1256b'nin oldukça ilginç bir gezegen olduğunu eklemeden geçmeyelim. Bizden 40 ışık yılı uzaklıkta olan gezegen, Jüpiter'den 19 kat daha büyük. Dünyaya hiç benzemeyen VHS-1256b'nin iki ana yıldızının etrafında dönmesi ise neredeyse 10 bin yıl sürüyor. Ayrıca ekip, gezegende su, metan, karbon monoksit ve karbondioksit de keşfettiğini duyurdu. Güneş sistemimizin dışındaki bir gezegende ilk kez bu kadar fazla molekülün bulunduğunu gösterdi. Bilim insanları, gezegenin atmosferini daha iyi anlamak için modellerini revize edecek ve araştırmalarına devam edecek.